Çok kıymetli İl Yönetim Kurulu üyeleri, değerli Merkez İlçe Başkanı ve yönetimi, kıymetli belediye başkanımız, değerli Ülke Ocakları İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu, Kadın Çalışma Grubumuzun değerli başkanı, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, önceki dönemlerde görev yapmış çok kıymetli il başkanlarım, ilçe başkanlarım, İl Disiplin Kurulu Başkanım ve Yönetimi, saygıdeğer basın mensuplarımız, hepinizi en içten muhabbetlerimle, saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, Milliyetçi Hareket Partisi, Kastamonu İl Başkanlığı olarak yetki alanımızda bulunan merkez ve 19 ilçemizde belediye başkan adaylarımızın büyük çoğunluğunu Milliyetçi Hükümet Hareketi'nin lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in takdirleriyle belirlemiş bulunmaktayız. Buna göre Araç, Azdavay ve Cide ilçelerimiz hariç toplam 17 ilçemizde aktif saha çalışmasıyla adaylarımızla çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Ben ve değerli dava arkadaşlarım bir yandan merkez ilçedeki çalışmalarımıza destek verirken diğer yandan da ilçe adaylarımızla birlikte ilçelerimizde seçim çalışmalarını aktif bir şekilde yürütmekteyiz. Şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi olarak diğer siyasi partilere nazaran en aktif saha çalışmasını gerçekleştiren bir siyasi hareket olduğumuzu da buradan belirtmek istiyorum. İnanıyorum ki bizler inandığımız bu dava şuuruyla hareket ettiğimiz sürece merkez ve ilçelerimizde de ciddi bir başarı elde edeceğimize canı gönülden inanıyorum. İki tane hedefimiz var değerli dava arkadaşlar. Birincisi mevcut belediyemizi, mevcut belediyelerimizi, Kastamonu, Tosya, Taşköprü, Çatalzeytin, Seyirler, Ağlı ve İhsan Gazi belediyelerimizi korumak. İkinci hedefimiz de inanmış kadrolarımızla bizleri hasretle bekleyen ilçelerimizi üretken belediyecilik anlayışımız ve Milliyetçi Hareket Partili kadrolarla buluşturmak olacaktır. Seçim startını verdiğimiz günden bugüne durdurak demeden ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu saatten sonra bir tık daha ileriye taşıyıp hızlandırmak hedefindeyiz. Ne zamana kadar bunu gerçekleştireceğiz? 31 Mart 2024 seçimlerinin akşamında sandıklar kapandıktan sonra seçim tutanaklarımızı, seçim sonuç tutanaklarımızı teslim alana kadar çalışmalarımız devam edecektir. Değerli dava arkadaşlar, 31 Mart 2024 seçimleri hem partimiz için hem bizler için çok büyük önem arz etmektedir. Bu seçim Emre Şahin'in seçimi değil değerli dava arkadaşlar. Bu seçim Sayın Yüksel Aydın'ın seçimi de değil. Bu seçim Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimidir. Ve birlik ve beraberlik ruhunu gösteren dava arkadaşlarımızın varoluş seçimidir. Ne yapacaksak birlikte yapacağız. Neyi başaracaksak el ele vererek başaracağız. Bunu dün nasıl yaptıysak, nasıl bir tarih yazdıysak yine bu mekanda başlamıştık seçim startına. Yine aynı mekanda sizlerle buluşuyoruz. Geçmişi, küslüklerimizi, kırgınlıklarımızı rafa kaldıracağız ve gerçek bir dava adamı gibi bize yakışır şekilde partimizin başarısını üstün kılmak üzere hep birlikte çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ve bu çalışma sonucu inanıyorum ki sizlerin de destekleriyle başarıyı yine hep birlikte kucaklayacağız. Bu sebeple bir olalım, iri olalım, diri olalım diyor, birlikte Milliyetçi Hareket Partisi olalım diyor. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cümleden hayırlı sabahlar. İl Başkanımız nezdinde, Merkez İlçe Başkanımız nezdinde, Ülke Ocakları Başkanımız nezdinde ve kıymetli adayımız nezdinde ülkücünün eskisi yenisi olmaz. Herkes görevini bir hakkın yerine getirir. Eşikten mezara kadar evvelallah ülkücüyüz. Dolayısıyla eskiden görev almış arkadaşlarımız hala aktif görevdeler biliyorum. Onun için hiç kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan ama hanımefendiler ayrı tutarak hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Burada yine aynı mekanda turkuaz bir renk üzerinde oluşan bir platformda başlamıştı 2019'da destan hikayesi. O günden bugüne geçmiştim. Biz üzerimize düşen vazifeyi bir hakkın yerine getirdik. Bir söz vermiştik genel başkanımıza, emaneti alın gelin dediğinde inşallah sayın genel başkanım gönlünüz ferah olsun demiştik. Verdiğimiz sözü tuttuk, 3 ileri kaleden dalgalandırdık. Allah'a şükürler olsun. İş bitti mi bitmedi. O gün milletvekili olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili yoktu. Belediye başkanlığı bizde değildi. Ve ona rağmen bütün imkanlar kullanılmasına rağmen çok ciddi bir oranda belediye başkanlığı almıştık. Birlikte başarmıştık. İnanıyorum ki yine birlikte başaracağız. Hiç kimse tezgahı bırakmasın. Özellikle açıklama ihtiyacı hissediyorum basın mensuplarında varken, o niye oldu, bu niye böyle oldu soruları soruluyor. Her şey olması gerektiği gibi olmuştur. Önemli olan olacak olan vardır. Bizim niye öyle olduğu, niye böyle olduğu konuşacak, tartışacak hiçbir gereğimiz yok. Biz genel başkanımızın, genel merkezimizin bu konuda öngörüsü ne ise bize düşen buna eyvallah deyip çalışmaya devam etmektir. Bugün burada neyi ne kadar söyleyeyimi ben biliyorsunuz hep bir ticaret konuşurum ama demin kıymetli il başkanım konuşurken acaba neyi konuşayım, neyi konuşmayayım, nerelere gireyim şöyle bir check ettim de buradan tabii sadece bir olalım, beraber olalım mesajından ayrı mesaj verilmesi gereken başka yerler de var. Onlara da bir iki gönderme yapalım. Ben daha dün birlikte yol yürüdüğümüz, genel seçimde birlikte çalıştığımız, öncelikle kıymetli ittifak ortaklarımız, Allah hepsinin yolunu açık etsin. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Her ne kadar ittifak dahilinde olsak da bizim siyasi geçmişimiz fersah fersah ötededir. Çünkü bizim sırtımızda binlerce yıllık Türk tarihinin sorumluluğu ve gözümüz ufukta yükselen Türkiye'yi, Türkiye yüzyılını hayal ediyoruz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, kıymetli genel başkanımızın bize gösterdiği ufuk çerçevesinde Türkiye yüzyılı için birlikte çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın kurumsal kimliğine diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ama herkes sahada top gezdirmesin. Ne söyleyecekse açık söylesin. Yerel seçimde yarışıyoruz diye bir taraftan AK Parti'ye aday belirleme, öbür taraftan olur ve ittifak olursa diye Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezlerinde Cumhur İttifakı ortak adayı planlayanlar sizler de buyurun. Bizim geleneğimizde bu yok. Biz girdiğimiz her maçı almaya gidiyoruz. Şimdi dilin kemiği yok. Dün de biz bütün belediyeleri alacağız, 20 tane belediyeyi alacağız diyorlardı. Bugün de aynı şeyi dile getiriyorlar. Tabii insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.
Şimdi ben de buradan diyorum. Biz 20 tane belediye yapmayacağız. Biz 30 tane alacağız. 30. E kardeş nasıl alacaksın 30 tane belediyeyi? Zaten 20 tane belediye var. Bazı yerlerde çifte katlayacağız da öyle alacağız. Onun için 30 tane de biz alacağız. Ben bir öz eleştiri yapmıştım. Genel seçimin hemen akabinde Harla'da izi olanın Harman'da yüzü olur demiştim. Yürüdü gitti. Herkes kullanmaya başladı. E bu bizim kendi işimize gibi bir şey özelleştiriydi kardeşim. Demek ki bir yerlerde bir eksiğimiz vardı. Bizim yüzleşme zamanımız. Neyi eksik yaptık? Bunu tartışacağız. Kendi işimizden bir meseleyle dile getirmişim. Kimseye bir atıfta falan bulunmamıştım. Ama görüyorum ki daha dün esamesi okunmayanlar demlendik diye piyasaya çıkıyorlar. E kardeşim o zaman bak kabuldür. Ben önceden demsizdim diyorsun. Ben uslandım. Hasan Yaramaz'dan da uslandım. E buradan o çıkar. Adaylık açıklamasında Harla'da iz bıraktık ki yeniden yola çıktık diyorsun. E şimdi o zaman Gülşen Başkan da dedi. Biz dokunduk deyince dokunduğun yerleri biliyoruz diye. E şimdi ben de sana diyorum. Ben senin bıraktığın izleri biliyorum. Bak iz iki türlü bırakılır. Bilmeyenlere duyulur. Bir maddi iz bırakırsın, iki manevi iz bırakırsın. Maşallah sen de izler bakmerli. Maddi izlerini olup başına girdiğimiz anda yükselenlerden görüyoruz. Kuzey kentte Mehmet Akif'e git. Herhalde vatandaşı çok düşünüyordum da onun için göğe yakın olsunlar diye düşündüm, maddi izlerini birlikte gördük. Manevi izlerine gelince ona ben bir şey dememe gerek yok. Öyle değil, 5 senede, 25 senede geçse hatırlanacak kadar iz bıraktın herkesin hafızalarında. Şimdi belediyecilik diyorsun da, beni bu işlerden anlamaz diyordun da, şimdi önümüzdeki günlerde elbette ki biz de yaptığımız icraatları kıymetli hemşerilerimle paylaşacağız. Bunları yapmıştık, aklınızı helal edin diye diyeceğiz. Tabii bunları yaparken de ben şahsıma yapmadım kardeşim. Bizim düsturumuz belliydi. Üretken belediyecilik. Allah'a şükürler olsun. Benim iddiam odur. Bırakın geçmiş bizden önceki dönemi, belki 3-4 dönemde yapılacak olan icraatları biz pandemiye rağmen, sele rağmen, depreme rağmen yaptık. Yaptık mı? Vallahi de yaptık, billahi de yaptık. Şimdi az bu kadar insanı bir arada bulmuşken, kıymetli gönüldaşını bir arada bulmuşken, 94'te kulakları çınlasın, göremedim burada, Süleyman abiyle başlayan Atıp Sarıkma. İçinde içme suyu da vardı. Sonra rakam çok yüksek diye ayırmışlardı. Yaptığımız sadece Atıp Sarıkma, 94 bir proje tarihi. Nasip oldu, mücbir sebeplerle yapılamamıştı. %85 Avrupa Birliği, %9'u. Bizim bütçemiz %6'sı da Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan olmak üzere yaptık. Türkiye'deki ilk 5 tesisten bir tanesi 3 fazla arıtma yapıyor. 750 milyon TL'ye bugün yapamazsınız. Yapamazsınız. Tek tek saymayın. Engelsiz Yaşam Merkezi, Huzurevi, Kasmek,
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin bütün altyapısı. Hiçbir şey yoktu orada. İkiye iki düzlerle Mehmet Akif'in altını olduğu gibi döşedik. Tabii gözler Karacabat Deresi. 25 yıldır ben şehre geldim yerine konuştuğumuz ilk itfaiye binası. Kanayan yaramız dernekler binası. Türkiye'de eşi benzeri olmayan olunca kütüphanesi ve kreş. İkincisini de Mehmet Akif'e açıyoruz. Kapalı pazar yeri. Say sayabildiğin kadar. Unuttuğum, atladığım mutlaka vardır. Tarihinde görülmedik iki sene üst üste asfaltlama çalışmaları. Yaptık da yaptık. Hem de imkansızlıklara rağmen yaptık. Önce gün arkadaşlardan rica ettim. Aralık ayı genelde Ocak ayında ruhsat harçları artıyor diye belediyenin çok yoğun mesai harcaması gereken bir dönem. Biz dediler öncesinde cumartesi de çalışırdık, akşam 8'lere kadar çalışırdık. Ruhsat yetiştirmek için bizim Aralık ayında verdiğimiz bütün ruhsat sayı sürmüş. Belediyenin ana gelirlerinden bir tanesi. Biz ona rağmen bunları yaptık. İnşallah yapmaya da devam edeceğiz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz memleketimizi, milletimizi karşılıksız seviyoruz. Dedim ya, sırtımızda binlerce yıllık Türk tarihinin sorumluluğu gözümüz ufukta. Biz sadece Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşımızın geleceğiyle ilgili sorumluluklar taşımıyoruz. Aslında biz gittiğimiz her yere merhameti, adaleti, şefkati, sağduyu getirdiğimiz için aslında bütün dünya yükselen bir Türkiye'nin arzusunda. Bütün mağdur milletler gözünü buraya dikmişler. Türk Cumhuriyeti'nin umudu biziz. Doğu Türkistan'ın umudu biziz. Filistin'in umudu biziz. Kerkük'te yaşayan soydaşların umudu biziz. Suriye'deki karışıklıktan dolayı oradaki insanlar zannetmeyin ki kendi başlarına bir takım şeyleri çözüyorlar. Onların umudu biziz. Çünkü biz büyük Türk milletiyiz. Biz devletin de milletin de sigortasıyız. Onun için kimse bize yol göstermeye, bizim aramıza nifak sokmaya falan yeltenmesin, yemezler. Bir takım şeyler söylendi. Yine onu da dile getireyim. Değerli dava arkadaşlarım, ben cennet mekan başbuğunun izinin dibinden geliyorum. Ve bilge liderimin de bir adım gerisinde her daim yanındayım. Böyle bilinsin. Bizi oraya, buraya, şuraya yakıştıranlara verilecek yegane cevap. Bozkurt töresidir. Kimse bizden çakallık beklemesin. Kırk yıldır gönül verdiğim davamın her daim elindeyim. Üzerime ne düşerse yapmaya her daim hazırım. 2019'da başarmıştım. İnşallah 2024'te çok daha ötesine %20 fark yetmemiş bu sefer biraz daha artırıp öyle noktayı koyalım ki bir daha kimse kafasını kaldıramasın. Bak sonra demlenip geliyorlar. Şimdilik sözü bu kadarla bırakalım. Kıymetli adayımıza sözü verelim. Ve sözlerimizi de her daim olduğu gibi varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyemem. Milliyetçi Hareket Partisi'ne dil sultanlara, bildiğimize, beraberliğimize
sekte vurmaya çalışanlara öyle bir mesaj oldunuz ki bu tabloyla. Burada kim var biliyor musunuz? Burada Milliyetçi Hüküm Hareketi'nin 35 yılı var. İl başkanları burada. İlçe başkanları burada. Merkez ilçe başkanları burada. Ocak başkanları burada. Aksaçlarımız burada. Bize dua edenler burada. Bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne Kastamonu'nda kefen biçeceklerin çağına öyle bir ortakladınız ki hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok kıymetli İl Başkanım, İl Başkan Yardımcısı arkadaşlarım, çok kıymetli Merkez İlçe Başkanım ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığını haber vesile oluşturan kutlu ocağımızın, ülke ocaklarımızın kıymetli İl Başkanı ve yönetimi, 35 yılı şekillendiren çok kıymetli İl Başkanlarım, çok kıymetli Merkez İlçe Başkanlarım, çok kıymetli ülke ocakları başkanlarım, kadın kollarımızın kıymetli başkanları, kıymetli yöneticileri, kıymetli basın mensupları, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, hülasa tekrar ediyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 35-40 yılını Kastamonu'nda şekillendiren ve bize bu kürsüde konuşma imkanını sağlayan çok kıymetli dava arkadaşlarım, tekrar hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Benden önce kıymetli başkanımız konuştu. Çok kıymetli belediye başkanımız konuştu. Kendilerine bu içi dolu hukuklu konuşmalar için ikisine de ayrı teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partimiz 55 yıllık bir siyasi hareket. Bunu hep hatırlayacağız. Hatırlayacağız ki hangi mahallelerden geçtiğimizi unutmayacağız. Biz cennet mekan başvurumuz. Allah mekanını cennet etsin. İyi ki böyle bir hareketi var etmiş. İyi ki ülkücü olmuşuz. Çünkü biz her şeyimizi, şerefimizi, haysiyetimizi, adamlığımızı, varlığımızı, şahsiyetimizi, karakterimizi, her şeyimizi ülkücülükten aldık, almaya da devam edeceğiz. O öyle bir mücadele yakın tarihimizde, tüm tarihinin bu sürecinde öyle sıkıntılardan, öyle badirelerden geçtik ki az önce de ifade ettiğim gibi kabukluklardan gelen bir hareketiz. Öyle bir mücadele. İdam sehpalarından gelen bir hareketiz. Esaretten gelen bir hareketiz. Cuntalara karşı mücadeleden gelen bir hareketiz. Ve bitip tükenmeyen saldırılara karşı mücadele eden bir hareketiz. Hala öyleyiz. Hala Türk milletinin yarınları için, Türk devletinin yarını, geleceği için, evlatlarımızın geleceği için başbuğumuzdan aldığımız ruhla liderimiz, genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyonla yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ve hep şunu şiar edildik. Rahmetli başkanımız da ifade etmişti. Milliyetçi Ülkücü Hareket dualı bir harekettir. Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey de ifade ediyor. Kendileri de öyle söylüyor. Bu hareket dualı bir harekettir. Bu bilinçle
siyasetimizi şekillendiriyoruz. Arkasından diyoruz ki, biz bu milleti karşılıksız serdik, karşılıksız. Hiçbir siyasi partiden böyle bir cümle kurduğunu duyuyor musunuz? Ve arkasından liderimiz yine söylüyor, diyor ki, benim gecem de gündüzüm de Türkiye'dir diyor, Türklerdedir diyor. Ve bitmiyor. Bakın bunların her biri fedakarlıkla ilişki. Ve sonuna söylüyor, diyor ki, önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben. Bunu şiar edilerek siyaset yapıyoruz. Ki 15 Temmuz 2016'dan sonra görmeyen gözler, işitmeyen kulaklar öyle bariz bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin fedakarlığını gördü ki daha da Milliyetçi Hareket Partisi'ni Türk toplumuna anlatmak durumunda kalmıyoruz. Ve değerli dava arkadaşlar, 14 Mayıs seçimlerinde o kadar aleniyet kazandı ki her şey, Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin, teşkilatının, mensuplarının önce mükemmel milletin, sonra parti ve ben dediğini artık herkes anladı. O 14 Mayıs önceki tiyatroyu hatırlıyorsunuz değil mi? O masanın 6'sı, 7'si, 8'lisi, bacakları, kolları, kimi cumhurbaşkanı yardımcılığı, kimi bakanlık, kimi bakan yardımcılığı, kimi başbakan yediler, bitirdiler birbirlerini. Peki biz sözümüzün evini hareketiz. Ne diyoruz? Önce ülke ve milletin, sonra parti ve ben. Yeter ki Türk milleti var olsun diyoruz. Yeter ki Türk devleti var olsun. Yeter ki insanımız huzurlu olsun. Evinde, ocağında, tarlasında, tapanında yeter ki rahat olsun. Biz bir şey istemiyoruz. İstemediğimize ispatladık. İstedik mi bakanlık? İstemedik. İstedik mi rektör? İstemedik. Bürokrasiden bir talebimiz oldu mu? Olmadı. Az önce söylediğim sahiplerle. Evet, yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde de yine Cumhur İttifakı birbirine olan saygı, birbirine olan nezaket bir şey anlayamıyorlar. Değerli arkadaşlar, bizde Cumhur İttifakı'nda hesaba dayalı siyaset yok. Biz hasbiyiz, hasbi. Öyle mi? Var mı bir tanemiz? Yok. Az önce ifade ettim. Onlar üzerinde siyasetimizi kurguluyoruz. Şimdi 30 büyükşehir, 29 il yine Cumhur İttifakı liderlerimizin talimatlarıyla oluşturuldu. Ya Allah aşkına, en ufak bir sıkıntı duydunuz mu? Duymadınız. E adamların haline bak. Ya terör örgütünün alt ağzının neredeyse elini, ayağını, eteğini öpüyorlar. Şimdi o ibareyi kullanmayacağım. Adı dün hedefti, hadefti, şimdi dem olmuş. Ya arkadaş, bunları kendilerine dahil edebilmek için vermedik taviz, öpmedik el, yalamadık el, bırakmadılar ya. Bu zihniyette karşısında Cumhur İttifakı. Bunu bir analiz olarak sizlere arz etmek istedim. Evet, geri kalan 22 ilde de ne yapıyoruz? Yarışıyoruz. E nasıl zamanında bunlardan biri. Dolayısıyla siyasi partiler süreç içerisinde aday adayları sürecini başlatıyor ve kurumsal anlamda süreç işliyor. Buraya bir bardak su alabilir miyim? Kurumsal anlamda süreç işliyor ve zaman dilimi geldiğinde adaylar belirleniyor.
Az önce Sayın Başkanımız ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bu süreç işledi 17 ilçede ve merkezde adaylarımız verdi. Kastamonu'da biz Halim Hoca'yla daha önce görüşmüştük. 5 yıl sen yap, 5 yıl sonra da ben yaparım görüşmüşsün. Bunu bilmiyorsunuz. Evet. Ya bu işte satları ne oluyor size? Dur. Efendim söyledi. Cenab-ı Hak nasip etti. Liderimiz takdir etti. Bu dönemde itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak biz sizin karşınızdayız. Öncelikle burada tüm samimiyetimle söylüyorum. Belediye başkanımıza, heyetine, çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Tüm dava arkadaşlarıma teşekkür hak ediyorlar değil mi? Genel olarak. Evet. Şimdi süreç kendimize ilgili böyle gelişti. Bu dönem itibariyle aday olan kardeşlerimiz, abilerimiz, onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Kendilerinden Allah razı olsun. Sonuçta itibariyle bir kişi oluyor, o da bize nasip oluyor. Bizde gerek asla böyle bir şey yok ve olmadı. Onun için hep söylerim, altını dolduramayacağım hiçbir cümleyi vurmadım. Siyasi hayatımda hiçbir gücü de vurmaz. Bundan sonra da vurmayacağım. Değerli dava arkadaşlar. Böyle iki tane kardeşle karşı karşıyayız. Şimdi vatandaşlarımıza gidiyor. Aman diyor. Baltacı Hasan'a şey diyor. Yani öbür tarafa gidiyorum diyor ki buna söyle. Yani bizi memnun oluyorum bundan da bizi sözcüleri olarak herhalde artık şey yapmışlar, kanıksamışlar. Ben de onların bana verdiği yetkiyi kullanacağım vatandaşlarımız. Dediğim gibi söylenecek o kadar çok şey var ki burada bizim birinci niyetimiz şuydu. Diyorlar ya işte Milliyetçi Hareket Partisi işte hep öyle yaptı. Bölük falan diyor değiliz. Gören göze böyle bir baksın. Biz fedakarlık üzerine olmuş bir siyasi parti. Buradaki dava arkadaşlarımızın hepsinin yıllar yıla mücadele ettiğini biliyorum. Ekmeğe de devam edecek. Ne adına biz bizden sonra gelenlere öyle bir miras bırakacağız ki çünkü biz değerler üzerine siyaset ediyoruz. Bizim siyasetteki malzememiz insanımız. İnsan olarak bu bir belediyecilik yapacağız. Şimdi buradan da şimdi söylediğimiz sözler de Galip Bey'e işte Galip Bey'den farklı şeyler yapmayı planlıyoruz. Allah ondan razı olsun. Onu yaptıklarını bir tık daha artıracağız ki vatandaşımızı gördüğümüz eksiklikleri ortaya koyacağız. Buradan söz veriyorum. Bunu duyur. Kastamonu insanına Kastamonu Belediyesi'nde bundan sonra randevu diye bir sistem yok. Nokta. Bu sadece bürokrasiyle ilgili olacak. Onun için dava arkadaşlarımız, Kastamonular, Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partililer yeter ki Kastamonu olsun. Ben Kastamonu'yum diye selamünaleyküm deyip bize görüşelim. Yani zaten yanında olacağız. Biz zaten sokakta olacağız. Bir gün Kuzeykent'te olacağız. Bir gün Mehmet Akif'te olacağız. Bir gün onun başında olacağız, bir gün Hoksalar'da olacağız. Dolayısıyla bu söz, bakın söz, ben özellikle sözlerimi verirken de şöyle diyorum, eğer yerine getirmediğimi hissederseniz, Nasrullah Meydanı'nda yüzüme tükürmezseniz adam değilsiniz. Bu kadar ne söyledi, tamam? Şimdi proje yani projelerimiz de yani sana. Sen ne projesi yapacaksın da sen ne yanlış adamla yani? He? Baksana sen 2014'te yaptığın projelerden başlangıçını gerçekleştirdin. Ne yaptın bu kastım diye? He? Ne yaptın? Ne? Aha orada. Ne oranandı? Seyret gel. Ya orada ne niyetin vardı onu da bilmiyorum. Bu teleferiği
Bir sürü tevatür var. Nereye almışsın oraya, ondan getirmişsin oraya. Kendin de anlatıyorsun. Çünkü her malzemeyi kullanıyorsun ya. Yani. Şimdi değerli dava arkadaşlar, değerli basından söylüyorum. Kelebeğin projesini Sayın Belediye Başkanımıza da istişare ettik. Maliyetini anlattı. Bunu işletme maliyetini anlattı. Ve bunun karşılığını Kastamonu'da ne olacağına bir baktık. Bakacağız. Yok yok. Ya Allah aşkına, vicdan olan Kastamonu şöyle bir düşünsün. Oradan bindik. Geçtik oraya. Ne olacak abi? Neyi seyredeceğiz? Binaların tepelerinden başla, çatılarından başla. Neyi seyredeceğiz? Neyi? İlk 2019'da hatırlıyordum Galip Hocam, yani sizler de hatırlıyorsunuzdur. Güzergahın yanlış olduğunu zaten ifade etmiştim. Ama dönem itibariyle işte aslında biz belediye almadan iki yıl önce projenin bitmesi lazım. Dolayısıyla mahkeme, şimdi devam ediyor mahkeme süreci. Ama biz bu teleferi bu güzergahtan yapmayacağız. Buna karar veririz. Allah bize nasip eder. Sizler Kastamonu insanları bizi gönlüne alın. 31 Mart'ta o makama oturursam teleferi bu güzergahta yapmayacağız. Bu direkleri de fazla zarar etmeden, fazla zarar oluşturmadan programda da söyledim. Kurumlarımızla görüşerek konuşarak devletimize istişare içinde olarak nerelerde kullanılabilir'e bakacağız, değerlendireceğiz. Proje konusunda hiç merak etme. Çok projelerimiz var. Ama asıl olan ana projemiz şu. Ana projemiz Kastamonu insanı. Kastamonu insanının huzuru. Kastamonu insanının refahı. Bak Mehmet abi orada görüyorum. Ulaşımla ilgili sıkıntılarımız var. Bunları aşabilmek için istişarelerle sonuç alacağız. Kastamonu insan ne istiyorsa onu yapacağız. Bak söz veriyorum. Ne istiyorsa benim görevim o zaten. Allah nasip ederse. Biz aracı kurum gibi olacağız. Belediye başkanları böyle bir bakın. Buna inanarak yola çıkıyoruz. Şimdi bu arkadaşlara bu kadar yeter değil mi bugün? Yeter mi? Daha var mı? Daha var. Şimdi zaten şunu da söyleyeyim. Ekibin peçete verir misin? (gülüyor) 2019 31 Mart'ta zaten ya futbol olarak düşünsek bu abi kırmızı kartlı. Trafikte gezen bir adam olarak düşünsek trafiğin en büyük cezasına ehliyeti aldıra ihale vermiş. Yani ehliyet alma imkanını kaybetmiş. Bunu nasıl kaybediyorlar biliyorsunuz değil mi? O halde bir arkadaş. Dolayısıyla hiç gönlünüzü yorma. Milliyetçilik Gücü Hareket, Kastamonu insanı, Kastamonu'nun bu mütedeyyin seçmeni, Kastamonu'nun bu muhafazakar seçmeni, Kastamonu'nun Allah'tan korkan, kuldan utanan seçmeni. Abi ikinizden anlatacağım sizi. İkinizi anlatacağım. Bu şehri asla size teslim etmeyecekler. Bir kere yanılma evlerinize teslim ettiler. Ondan sonra senden nasıl kaçacaklarını, senden nasıl kurtulacaklarını 31 Mart'ta biz göstermedik mi ya? Ya ikinci öyle aldık belediyeyi. 12 bin oy farkla almadık mı biz senden? Sen bize ne diyeceksin şimdi? Ne diye geri geldin ya? Ne söyleyeceksin? Ötekini zaten konuşmuyorum. Bak, ötekinin zihinsel sorunları var. Zihinsel, zihni kirli. Bir şey daha söyleyeyim. Sonlandıracağım, devam edeceğiz sonrasında. Milliyetçi Hareket Partisi'ni terk edip gidin de. Ama
Ya gittiğiniz yer biraz neyse bilmiyorum ya. Ya adam diyor ki o böyle anan babam feda olsun sana diyor ya. Kimi kastettiğimi biliyorsun. Yani bu basına düşmese vallahi billahi söylemeyecektim ya. Anam babam feda olsun diyor. O kirli zihinle adam gelmiş evinde o babasını ya bilemiyorum yani zaten rahatsız. Siz nasıl evlersiniz ya? Siz nasıl insansınız ya? Anam babam feda olsun, anamın babamın da hürmetleri varsa. Bu nasıl iştir ya? Bu nasıl bir anlayıştır ya? Zihinlerin arkası kirli olan, az önce tarifini yaptığım adamları elinize alıp da bize şey mi veriyorsunuz ya, ayar mı veriyorsunuz? Ya defolun gidin, buradan bir tanesi de diyor ki o büyüğü, bana da diyor iki teklif geldi, iki siyasi partiler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyeyim, onlar da değerlendiriyorum diyor, iyi başkanımız değerlendiriyor. Onu da def edelim gitsin ya. Ne haliniz var Sıkırın abi ya? Bak daha fazla bir şey söylemeyelim. Söylemeyelim yani için, ya bir taraftan kahroluyorum. Yazık günah abi ya. O babanın lokmalarıyla büyüdünüz siz ya. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne kimsiniz siz ki ayar vereceksiniz ya? Haram zıkkım olsun. Değerli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, çok sık beraber olacağız. Çünkü nazik bir süreç, önemli bir süreç. Vatandaşımızdan aldığımız tepki de bu yönde. Az önce dediğim gibi, bak bu klişe olsun, klişe bir söz olsun. Bu manevi şeyin, bu bin yıllık tarihi olan şeyin, belediye başkan adaylarına belirsin. Bak, Cumhur İttifakımızla ilgili farkındaysanız hassasiyetimi her noktada ifade ediyorum. Kusura bakmasınlar. Bu tarihi şey, bu manevi şey, bunlara teslim edilemeyecek kadar büyük bir şey. Onun için ben her birinize, bütün dava arkadaşlarıma, bütün dava büyüklerime, burada Lize'yi biraz sonra görüşlerinizle ifade edeceksiniz. Her bizim görüşüne ayrı ayrı önem göstereceğiz, uyacağız. En ücra köşedeki arkadaşıma, dava arkadaşıma kadar ulaşacağım. Ben sözlerimi bitiriyorum. Yaşasın Türk milleti diyorum. Yaşasın Türk devleti. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Yaşasın Kastamonu ve Kastamonu sevdalıları. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.